Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Kokulutaş köyündeyiz. Kuzey Ege'de mucit olarak bilinen Erdal Özen'le konuşacağız, onunla sohbet edeceğiz. Hatırlarsanız bir yıl öncesinde de kendisiyle bir sohbet etmiştik ve çok fazla ilgi çekmişti. Bugün de kendisiyle konuşacağız. Sızma zeytinyağı nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Hem de Kokulutaş köyünü Erdal Özen'le birlikte gezeceğiz. Videomuza geçmeden önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız gerekiyor. Şimdi hazırsanız Erdal Özen'i birlikte tanıyalım. İşte burası bizim Şenlibaş köyünün vadisi. Yukarıdan işte artık Kaz Dağları'nın bittiği noktalar buralar. Doğası çok güzel. Erdal abi. Evet, doğası çok güzel. İşte zeytinlerimiz de daha yeni olgunlaştı. Ben biraz tabii eski usul çalıştığım için öyle acele etmiyorum. Şimdi burada da Kokulutaş'tayız. Burası evet. Bahçedere'nin bir mahallesi değil mi Erdal abi? Evet, biraz mahallesi. Kokulutaş hakkında da bize bilgi ver de. Kokulutaş aşağı yukarı dedelerimiz 100 yıl önce buraya gelmişler. Tarlasının içine ev kurmuşlar. Çünkü ulaşım zor olduğu için. Tam tepeye çıktık. Bak, yukarısı Boztepe köyü. Orası Boztepe köyü. Evet, şu solda gözüken yerler Boztepe. Evet. Işte. Yine Bahçedere'nin bir mahallesi. Evet. İleride Bahçedere var, Adatepe başı var. Şu karşı tarafta Zeus Altarı var. Adatepe köyü var. Evet, Erdal abi seninle burada bir sohbet edelim. Edelim. Ne zamandır görüşemiyorduk? Epeydir görüşemiyoruz. Evet, bir yıl oldu aşağı yukarı. Bir yıldan fazla oldu değil mi? Evet. Biz seninle görüştük de izleyicilerle sen buluşamadın. İzleyicilerle. Neyse, izleyicilere de buradan yine selamlar, sevgiler gönderelim. Hallerini, hatırlarını soralım onların. İnşallah hepsi iyidir. Keyiflidir. İşte biz hayatımızı, işte bildiklerimizi, gülüşümüzü, hüznümüzü paylaşıyoruz. Keyifli oluyor benim için de. Seni tanımayanlar için biraz kendinden bahsedebilir misin? Vallahi kendimden nasıl bahsedeyim? Burada doğdum, büyümeyim ben. Sadece işte ortaokulu okudum küçük köyde. Oradan sonra sanat okuluna gittim. İşte oradan da diploma alamadan geri döndüm köye. İşte tornacılık yaptım. Meslek olarak tornacılığı seçtim. Makine ustasıyım. Aşağı yukarı işte 35 yıl falan da bir esnaflık yaptım. Atölyem var hala. Şimdi buraya taşımaya çalışıyorum işte hepsini. Hayata daha değişik bir açıdan bakmaya çalışıyorum birikimlerimle. Ve hani gençlere de bir örnek olmak gerekiyor, örnek olmak lazım. Yani okulda öğretilmeyen çok şeyler var. Çünkü insanlar hep özgürlüklerini kendileri kısıtladığı için, yani sanatsal faaliyette paraya baktıkları için birçok şey kaçırılmış oluyor. Ben de çok şeyler kaçırdım zamanında. Hani para kazanacağım, işte hani bir şey yapacağım, hani kariyer yapacağım veya daha çok olsun amaçlarımız vardı. Ama olmuyor yani. Yani oldukça değerinin olmadığını görüyorsun. Yani o sahip olduklarının ne kadar değersiz olduğunu ve onun için harcadığın zamanın da boşa gittiğini görüyorsun. Yani mucitlik meselesini de biraz anlatabilir misin? Ya şimdi mucitlik kimsenin uğraşmadığı işlerle uğraşmak. Aslında bizim mucitlik derneğimiz de var. Oraya da beni üye yaptılar. Bir bayram işten bir arkadaşım var. Mehmet Yaşa diye ismini de verebilirim. Türkiye Mucitler Derneği var. Dünya Mucitler Derneği var. Orada bizim gibi düşünen insanlar, ya biz düşüncelerimizi hayata geçiriyoruz. Yaptığımız tek fark bu. Aslında ben de normal sıradan herkes gibi bir insanım. Ya da canlıyım. Ama ben düşündüğümü elimle hayata geçiriyorum. Can veriyorum ona. Taşı yontuyorum, değirmen yapıyorum. Elektrik motoru bağlıyorum. Harekete geçiriyorum. Bak, gıdamızı üretiyorum. Yağmur üretiyorum. Böyle. Evet. Geçenden 75 kilo zeytinden 1,5 kilo sızma yağı çıktı. Şimdi bunun değeri yok. Parayla bulunan. Kaç paraya satarsan sat, karın yok. Ama keyfi var. O yağı bandığın zaman onun keyfi var. Ha, bunun bedelini de biçiyoruz o günkü şartlara göre. O gün biz zarar etmeden kapatalım. Yani o zararı bir başka bir şey, eşyayla, parayla ya da işte peynirle, pekmezle. İşte bak, peynir alıyorum.
yağ veriyorum, peynir alıyorum. Takas yapıyorsun. Takas yapıyorum. Yani biz burada hani ama şöyle yapalım da daha çok para kazanalım, böyle bir hedefimiz yok. Biz daha güzel insanlara ulaşalım. Daha sağlıklı düşünen ve de düşünmesini sağlayan insanların. Yani zeytinyağını yerken ne yediğini bilsin insanlar. Satın aldığım eğitimler hiçbir işe yaramıyor burada. Burada kendiliğinden bir şey çıkıyor ortaya. Yaşam şekli. O yaşama uymak zorundasın. Kendine uydurmaya çalışırsan doğayı ya da hayallerini işin içinde çıkamıyorsun. Kendine zarar veriyorsun. Ve bir yere varamıyorsun. Ama doğasına bırakırsan doğa zaten seni yönlendiriyor. Bu taraftan, bu taraftan, şuradan, şuradan diye gidiyorsun. Doğadan öğrenmek en güzeli değil mi? En güzeli çünkü. Yerinde öğrenmek. Tabii bak tavuklar besliyorum. Tavuktan bir şey öğreniyorum. Orada köpekler var. Onlardan bir şey öğreniyorum. Karıncadan bir şey öğreniyorum. Kuştan bir şey öğreniyorum. Bu ağaçlar hepsini beni tanıyor. Yani bazı kadim bilgiler var doğadan gelen. Tabii tabii. Bunlara bakmak lazım. Bu bilgileri takip ettiğimiz zaman. Tabii tabii. Bir şeyler daha doğru oluyor değil mi? Daha doğru oluyor. Ama biraz da sessiz yaşamı seçmek lazım yani sessizliği. Şimdi şehir hayatına girdiğin zaman gözün gördüğü şeyler senin bütün dikkatini dağıtıyor. Yani çok sağlıklı düşünemiyorsun. Gürültünün içindesin. Evet. Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorsun. Burada ne kadar zaman varmış diyorsun. Tabii tabii. Burada ne kadar uzun. Gece ben 2.30'a kadar çalıştım mesela. Evet. Sabahleyin de gayet sağlıklı bir şekilde tatlı yorgunlukla. Kalktım, işime gittim. Bak altına gittim, oradan işte toplayıcılar getirdim, tarlaya bıraktım. 4-5 ağaç zeytin silktim. Ondan sonra geldim işte seninle beraber kahvaltı yaptık. Şimdi hayat hala devam ediyor. Biz hani otururken de tabii, tabii. Hayatımız yani devam ediyor. Buradaki güzellik şu, şehirdeyken örnek veriyorum, havanın soğuduğunu, sıcak olduğunu hissediyorsun ama ne bileyim bir doğadaki o renkleri göremiyorsun. Göremiyorsun sonbaharın yani. Sonbaharın geldiğini çok anlayamıyorsun. Kışın geldiğini anlamıyorsun. Ama burada sonbahar geldiğinde ağaçlardaki renkleri görüyorsun. Bahar geldiğinde işte çiçek açtığını görüyorsun. Köyde yaşamanın evet. Bir sürü artısı var. Artısı evet. Var. Artısı var. Burada daha iyi hissediyorsun. Yani hislerinden kaçmaman gerekiyor burada bir de. Yani hissetmek için hislerimizden kaçmışız. Gülmekten kaçmışız. Ya da üzülmekten kaçmışız. Burada hepsini ben serbest serbest yaşıyorum. Doğru. Baktım ki bana hafifliyorum. Yani içindeki iyilikleri de kötülükleri de. Hani yaşadığın zaman, bilerek yaşadığın zaman daha rahatlıyorsun. Daha sağlıklı bir şey üretiyorsun. Yani bir hayal kuruyorum. Yeni bir makine yapacağım mesela. Bir buradan bakıyorum. Bir hafta sonra başka bir açıdan bakıyorum. Oraya bu güzel bir şekilleniyor. Bizim meslek grubumuz hayalci insanlardır. Çok hayalperestiriz biz. Hayal ederiz yani sürekli hayal ederiz. Ama yani ben, önce zaten hayal etmek gerekiyor. Ben yapabileceğim bedenimin bana vereceği hizmete bakıyorum. Benim hayal gücüm yüksek. Bir saniyede dünyayı dolaşırım sana bütün galaksileri dolaşırım. Ama şuradan kalkmam zaman. Başkalarının hayallerini hayal ediyorum. Kendi hayallerimle birleştiriyorum. Ondan sonra mekanik olarak ve görsel olarak hayata geçiriyorum. Senin farkın hem hayal ediyorsun bir şeyleri hem de o hayal ettiğin şeyi pratiğe geçiriyorsun. Aynen. Hayata canlandırıyorum. Yani bu taş şunu alıp mesela şimdi şu ağacı bir dal bu değil mi? Bak burada bu yanlamaklığını keçenin boynuzuna benziyor. Yani bir anda her şey bir şeye benziyor. Yani doğanın içinde her şey var. Bir ağaç dalı deyip geçme. Mesela şimdi şöyle bir geyik boynuzuna kadar. Hani hayata öyle bakmak lazım. Doğru. Ha, öyle bakınca ihtiyacın olan şey çıkıyor orada. Hayallerimiz zeytinyağı. İnsanlar görsünler. Zeytin toplama anından bu işin zorluklarını, güzelliklerini sadece şişede görüyorlar, markette görüyorlar, ambalajın içinde görüyorlar. Bütün yedikleri ürünleri. Ya çoğu öyle şu anda. Hani köyü terk etmiş gençler de böyle. Markette görüyor. Doğru. Yani onun arka planında ne var ne yok. Nasıl üretiliyor oraya ne nasıl geliyor. Bu bilgi yok. Esas bilgi bu lazım. Sağlıklı tüketici olmak lazım. Bir günde zaten seninle birlikte tam böyle ne yaptığını, bir gününü senin çekmek istiyorum abi. Tamam gel buyur. Yani çünkü zaman yetmiyor. Bu kadar birikimi bir saatte paylaşmak yetmiyor. Yetmiyor. En azından şu
şeyin hikayesini anlatmamız lazım. Hı-hı. Yani bir zeytinin dalından koptuğu zaman aynen, evet, nasıl evet. bir aşamalardan geçip evet, de şişelenmesi evet, evet. aşamasına tabii, kadar tabii, nasıl tabii. geldiğini tabii. en azından senin üretimini yani, bir gün görmek istiyoruz. Olur, abi. Olur. Paylaşalım. Onu da önümüzdeki günlerde çekelim. Olur, çekelim. Çünkü insanlar görsünler. Yani zeytinyağını A'dan Z'ye anlatalım. Kendi bilgimizce. Hani bunu eleştirenler de olacak. Kabul edenler de olacak. Hı. Ya da bizimle iletişime geçip arkadaş biz ya de... Ya da önerisi olabilir. Ha, tabii. Der ki burada bu olursa daha iyi olur diye. Bir de şöyle bir şey var Deniz. İnsanlar para kazanıyorlar, geliyorlar, bir büyük bir çiftlik arazi alıyorlar ve bütün hayallerini satın alarak kısaca hayata geçiriyorlar. Benim yaptığım işi de üstüne eklemelerini tavsiye ediyorum. Orada yetmiyor, yetersiz kalıyor. Bir zeytinyağı makinen yoksa, taş değirmenin, o zeytinyağını doğal yönde elde edecek aletin yoksa o kadar masraf da başa gidiyor. Aslında binde biri bir masraf düşüyor yani organik üretimde. Bir de sen yani, şey de yapabiliyorsun değil mi? Böyle güneş enerjisi, tabii onlar artık basit şeyler. Su bulma. Tabii bakır çubuktan yer altındaki suya bakıyorum. Yıllarca sondajcılık yaptım. Sondaj su çıkardım. Bir ara Mardin'e falan gittiğini söyledim. Gittim Güneydoğu'da Mardin, Diyarbakır, Kızıltepe'ye. Oralarda işte Konya Ovası'na, Karapınar'a. Buldunuz mu abi suyu? Tabii. Ya kolaylaşıyor. Yaptıkça kolaylaşıyor biliyor musun? Her şey zamanda kısalıyor. Deneyimlemek yani, lazım değil mi? Deneyim. Çünkü beynimizde aslında birçok bilgi var. Ben ne yapıyorum? O iletişime geçiyorum artık o bilgiyle. Toprakla iletişime geçiyorum. Havayla, güneşten. İşte yaptığımız her şeyle. Bütünleşiyorsun. Hı-hı. Ne oluyor? İşin kolay oluyor. Baktığım zaman, geçen bak köye çıktım. Belki Pınarbaşı köyü. 2,5 metre de su buldum. Köyü. Bayramışın köyü. Mesela bak kaçta yere? 5-6 kere gittim ben o köye. 2,5 metrede buldun suyu. Tabii. Çok yani, iyiymiş. Tabii ana kaynağını buluyoruz. Benim de şeyim abi şu. Ben şimdi Kalkım tarafında bir yer almıştım. Köye bir yapma planım var ya. Evet. Yaptığım zaman rüzgar tribünü ve güneş enerjisi kurmak istiyorum. Tamam. Onu seninle birlikte yapacağız. Tamam şey yaparız. Zaten burada şu anda oturduğumuz yere ben yel değirmeni yapacağım. Aşağıda taşlar vardı gördün mü? Bir sürü taş biriktiriyorum evet, şu anda. Evet. İşte o küçük yaptığım traktörle buraya onları taşıyacağım. Altı havuz olacak çünkü su lazım. Çünkü artık küresel ısınma her yerde kendini gösterdi. Burada nasıl su kaynakları? Burada şimdi bizim dere boyundan, bundan arkamızda şehir yok zaten. Dağ, Kaz Dağları zaten arkamızda. Yani iyi kötü suyumuz var az da olsa. O sudan kışın depo edeceğim. Mesela Nisan aylarında falan. Hani Nisan yağmurları temizdir. Evet, suyun yani en bol olduğu zaman. Tabii. O zaman dolduracağım burada 100 tonluk, 150 tonluk bir depo yapıp üstüne de bir tane kulübe yapacağım kendime. Üstüne de bir tane rüzgar gülü. Oradan da elektriğimi üreteceğim. Akülleri depolayıp kullanacağım. Yani çok iyi. Mesela değirmeni çalıştıracağım. Bir tane rüzgar gülü hayalim var. Tamamen doğal. O rüzgar olduğu zaman makine çalışacak. Doğanın her saatini hayata geçirmeye çalışacağım. Yani, çok güzel. Bunlara en azından doğaya zarar vermemiş oluyoruz. Tabii doğaya zarar vermiyoruz. Yenilebilir bir enerji kullandığımız zaman. Hı-hı. Yine davet ediyorum. Biz de katkıda bulunalım senin hayaline yetebildiğimiz kadar. Şimdi ben de burada işte kendi arazimin içinde. Evet dedemden kaldı, babamdan kaldı bu arazi. Çok sağ olsunlar, nur içinde yatsınlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanın içinde olduğum için mesela nankörlük yapamam. Ama kendi bilgilerimi uygulamak istiyorum artık da. Belki babam yaşasaydı onlar benim yaptığım işlere karşı çıkacaklardı. Çünkü ticari bir fabrikalar var hala. Orada götür sıktır yağın diyebilirdi bana. Geçen bir tanıdığım geldi. Bugün de gelecek o zeytin getirecek. 60 kilo zeytinden 16 kilo yağ çıktı. 12,5 kilo falan yani 12-13 kilo sızma çıktı. İşte 3 kilo da presten çıktı. Çok iyi çıkmış. Çok iyi çıktı. Yani neredeyse 1/3 çıktı. Bu bir de şans işi. Yani her zeytinin kendine göre bir karakteri var. Bir de o şeyi var. Yağmur alması önemli. Yağmur alması tam dönemi. Yağmur alıyor. Bir de toprağın altındaki nemliyse bulunduğun coğrafya. Ya yani yeraltı. Yeraltı suyun varsa hani 2,5 metrede su buldum diyorum ya. Aha. Mesela şimdi burada 2,5 metrede su olmuş olsa bu arazi düzeyinde.
ne oluyor? Kök gidip o suyu alıyor oradan. Ama bizim bu ağaçlar işte Delice'den üretildiği için az ürün veriyor ama bak zeytinin az başına ama yağ kalitesi yüksek. Bir de ben ilaç kullanmıyorum. Tarlaya bakım yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bu sene bir köklü kesim yapacağım. Budama yapacaksın. Budama yapacağım. Köklü budama. Böyle en sağlam bir budama yapacağım. Çünkü ulaşması zor dallara. Artık, siz en azından toprağı zehirlemiyorsun. Yani evet. Bu çok iyi. Bir gübre atınca kimyasal bir gübre her sene atmak zorunda kalacak. Alışıyor. Gübre atarsan bu sefer sinek ilacı atman lazım. İlaca bağlı kalman lazım. Beni sevenlere tekrar selam ediyorum. Yani kendinizi sıkmayın. Kendinizi sevin. Üzüntülerinizi de sevin. Yani sevebileceğiniz her şeyi sevin. Çünkü yarın bir şey kalmıyor. Kimse bir şey götürmüyor. Hayat kısa değil mi? Hayat çok kısa. Ne oldu artık biz ne oldu? İşte artık ölüm yaşlarına yaklaşıyoruz. Artık bundan sonra ölme yaşına girdik. Artık terk etme yaşına girdik. Hiç olmazsa terk ederken iz bırakalım. Şey yapalım yani değil mi? Bildiğimizi paylaşalım. Ne kaybedeceğim? Dünya malı dünyada kal. Dünya malı dünyada kal. Bak işte babalarım dedilerim de ben burada oturuyorum bazen duygusallaşıyorum. Ya ekmiş bir sürü çam ağacı ekmiş babam orada. Ama onun da mesela eksik bilgileri varmış. O sadece ekmek kültürü var. Onun nerede yetişeceğini bilmiyor mesela. Çam ağacını çamın dibine dikmiş. Ne olacak? Öteki camlar onu öldürüyor zaten. Doğa savaş içinde. Doğayı okumak lazım. Şimdi arkadan motor sesleri falan geliyor. Bunlar şey zeytin silkiyorlar. Evet şu anda bugün hava açık ya. Millet artık insan gücü yetmiyor. Eskiden yılbaşında başlanırdı sıra. Aslında biraz daha biraz konuyu zeytine getirelim. Zeytin normalde bu aylarda olanı düşer yere. Her gün tarlaya gidersen her gün o zeytin toplarsan hiç sırık vurmadan bütün zeytinini hasat edersin. Ve çok da güzel yağların olur, yenecek yağların olur. Hani dizemine mizemine de takılmayın. Zaten bu ayda darda zaten çok asit yağlar çıkmaz. İlk dip yağları ve su görmemiş, yağmur yememiş, soğuk yememiş zeytinler acı olur. Ben de bunu zaten deneyimliyorum. Sürekli ya zaten bu değirmenler memnunen de onun için yaptım. Her sıktığım zeytinde yeni bir bilgiye ulaşıyorum. Ha şu anda çok acele ediyorlar ama doğru. İnsanlar para lazım, yağ lazım. Eskiden yani şartlar, normalde Kasım'da falan başlamazlardı değil mi zeytin toplamaya? Yok yok. Hangi aylarda başlardı? Dip toplanırdı, dip. Yani şu yağmurdan öncesine kadar dipler toplanır. Tarlada temizlenmiş olur. Yani tarla temiz olur. Rüzgar estikçe, yağmur yağdıkça o zeytin dokunur. Hemen ertesi gün gidersin. Az döküldüğü için çabuk toplarsın. Toplar götürürsün fabrikaya. Ya da benim gibi makine yaparsın. Alırsın. Getirir zeytini sadece sadece sıkarsın. Ben o hale getirmeye çalışıyorum. Hı. Kendi düzenimi. Anladım. Benim de zaman ihtiyacım var tabii. Öyle hemen hayallerimiz hemen gerçekleşmiyor. Yaptıkça, deneyimledikçe. Senin izninle şimdi Kokulu Taş'tayız ya. Senin evet. Yaşadığın köyü insanlar biraz merak ediyor. Hı hı. Böyle buradan gezerek Kokulu Taş'ın olduğu yere yani ismini aldığı taşa doğru yürüyelim mi birlikte? Yürüyelim. Yürüyelim. Tamam. Dedemlerin zamanından kalma bir kapı. El biçmesi. Kapının menteşesi falan. Tabii tahtacılık yapmışlar. Evet onlar. Tahtacılık yaptıkları için. Tabii o tahtalar hep böyle işte artık yerlerde atıldı. Bu ev işte doğduğum ev. Dedemin evi. Buradan. Şimdi bu da bizim amcamızın ilk orijinal, yani aşağı yukarı 80 yıl önce yapılmış bir mağaza, dam. Yani ambar. Çok yani. Güzelmiş ya. Yani 80 yıllık kesin. Kesin ve ilk yapıldığı halle duruyor. Evet bu dut çocukluğumun dutudur. Bunun işte minik bir fidan olduğunu hatırlıyorum. Şimdi bak ne kadar büyüdü. Evet Kokulu Taş işte buradan başlıyor. Yukarı evet. Çıkalım mı Kokulu Taş? Tabii. Buradan yavaş yavaş çıkalım.
Evet, yukarıya Kokulu Taş'ın ismini aldı. Aha. Taş'a doğru ilerliyoruz, evet, Erdal abiyle. Gidelim. Bu ev kimin Erdal abi? Burası amcamızındı. Onlar ev vefat ettiler. İşte çocukları da her biri bir yerde. İşte burası bacaydı. İşte önce bacadan başlıyor yıkılmaya ev. Baca önemli. Bacanın tutması önemli. Baca tutmazsa yıkım başlıyor. Yıkılma. Evet. Karşımız Dikili Dağı'dır. Dikili. Oraya çıktığın zaman o tepeye Çanakkale'ye kadar görürsün. Yani Bozca Adayı şeyi. Menengiç kahvesi yapılıyor ya. Şu mor olanlardan yapılıyor. Morarıyor bu. Mesela şu taneler morardığı zaman sakızlı ve tatlı bir şeyi vardır. Sütlü bir tadı vardır. Diyarbakır'da yapıyorlar onlar çok. Ya da Yunanlıların sakız kahvesi dediğimiz. O sakız adasında da onların bir başka çeşidi var, akrabası. Şimdi kokulu taş üzerindeki bitkilerden alıyor kokusunu. Ve şu kına dediğimiz ve de bunun üstünde güverçile dediğimiz bir yine madde var. Koku. Yağmurla, güneşten temas ettiği zaman sürekli bir koku salgılıyor. Ve bak üzerinde bir sürü bitki var. Faydalı bitkiler var. Doğa için, arılar için. Bu karabaş otları var. Bozamık dediğimiz bir daha ismi vardı, onu bilemiyorum. Abi etraftaki bu bitkiler... Bahar ayında bunlar bahar hepsi canlanacak tabii. Kokunca buraya kokulu taş dediler, öyle mi? Evet. Erdal abi. Kokulu taş. Bitkilerden alıyor yani. Bitkilerden alıyor. Kokulu taşın hikayesini bir de senden dinleyelim. Kokulu taşın hikayesi dedemler. İşte onlar da 6 kardeş galiba. Onlara erişemedik çünkü. Bahçedere köyüne yerleşiyorduk. Daha sonra dağlarda çalışıyorlar. Yani Bahçedere köyüne kışın iniyorlar. Kışla yazında dağa çıkıyorlar çalışmak için. Aha. Kışın iniyorlar, zeytinle tanışıyorlar. Zeytin yemeye gidiyorlar. Hiçbir malları mülkleri yok. Yani hiçbir şeyler yok. Sadece göçüyorlar. Dağtacık işte adı üstünde. Çalışa çalışa. Orada Adatepe başından kimsesiz bir adam varmış. O köyün yeri onunmuş adamın. Adam onlara müsaade ediyormuş. Çok az bir işte 3-5 aile geliyormuş. Orada kışı orada geçirip çadırını kuruyorlar. İşte hayvanları falan kışı geçirdikten sonra tekrar dağa çıkıyorlar. İniyorlar. Adam ölmüş. Yani o tarlanın sahibi. Mirasçısı da yokmuş. Adamlara buradan gidin dememişler. Duyduğuma göre tabii. Kalmışlar öyle. O Bahçedere köyüyle başlamış. Havuttur eskisi bir. Orada bir su kaynağı vardı. Su kendiliğinden çıkar. Zaten genelde köyleri su kaynaklarına yakın yerlere kurarlar. Orada tabii aile büyüyor. Yer yok, tarla yok. Ondan sonra çalışıp işte tarla sahibi oluyorlar. Burası da Düldül denen bir adamdan almışlar. Başka bir köyden. Düldülmüş adam. Düldül meslek. Var ya o zaman Düldül mesleği. Hatta Dehtet Düldül diye bir türküsü de var onun. Şey söylüyordu, Zeki Müren söylüyordu. Burayı alıyorlar iki kardeş. Onlar sığmayınca köye. Buraya ev yapıyorlar, birer tane toprak. Bu kokulu taşı alıyorlar. Yani bu işte Bobos Tepe'ye kadar sınırı var zaten buranın. Kokulu taşta eskiden kaç hane vardı, şu an kaç hane 7 var? 7 hane vardı. Şu anda 4 haneye düştük. 3 haneye düştü. 3 haneye düştünüz. Yani diğer haneler duruyor ama kullanan yok. Giden geri gelmiyor. Gençler de geri gelmiyor. Herkes işte para kazandı. Zengin oldular. Çalıştılar. Ben kaldım burada. Asıl zengin sensin abi. Vallahi evet öyle. Senin o, burada herkes bu doğanın, zengin oldu, ben kaldım. Bu doğanın içerisinde olmak, şu temiz hava, şu yerler. Hmm. En büyük zenginlik bu bence. Tabii ki, tabii ki öyle. Burada Bakla Deresi var işte, hani arıların olduğu yer var ya aşağıda. O zaman hayvancılık vardı. Buralar meşe ağaçlıydı. Meşe vardı. Meşeleri yıktılar, odun yaptılar. Yerine zeytin ağacı diktiler.
Burası Gevişli Burun olarak bilinir çok eskiden. Hani ama kullanılmayan bir isimdi. Hayvanlar derede su içerler. İşte burada ayıt ormanları, böğürtlen ormanları vardı. Büyük ormanlıktı. Şu görmüş olduğun yollar falan şeydi, patikaydı. Araç yolu yoktu. Aha. Burada çocukluğumuzda araç yolu yoktu. Daha sonra yol açıldı. Hayvanlar burada işte geviş getirirler gündüz. Gevişli Burun. Yani burası hayvanlardan alınmış bir iz. Yani burada genelde çobanlar buradan otlatırken burada hayvanlar suyunu içer. Burada geviş getirirler. Ondan sonra artık nereye olacaksa tekrar ya da ağırlığına hangi köyde barınıyorsa oraya götürürlerdi. İşte anne baba da ölünce ben buraya yerleşmeye karar verdim. O küçüklükte gördüğüm güzel hayatı tekrar kendime göre yaşanır hale getirmek istedim. İşte yaşıyorum da zaten. Şimdi ben burada oturduğum zaman bakıyorum etrafa. Bak bazı yerlerde çam ağaçları bırakmışlar. Ya da oraya ulaşamamışlar artık. İnsanoğlunun çaresiz kaldığı yerler işte bak orada. Halbuki ise aralarda mesela şuralarda da çam ağaçları ya da o yabancı meşe ağaçları olmalıydı. Bak Kokultaş'ın içinde bu meşe ağaçları ben çok seviyorum. Hepsinin ayrı bir görüntüsü var. Hı hı. Ya bir tarih bunlar. Bunlar bana okuyorlar her şeyi. Onun eserken, onun rüzgarda çıkardığı ses bile bir şeyler anlatıyor. Çok şeyler anlatıyor. Hele şu meşe var. Benim aşağıda bahçeden çok iyi, net gözükür. Ve bir tek rüzgarı bu alır. Burada rüzgar estiği zaman bu şu meşe. Hani öyle bir durgunluğun içinde o canlı kalır hep. Bunları da temizlememiz lazım arada bir. Çünkü ağacı rahatlatmamız lazım. Burada çünkü gereksiz dalları kesiyoruz. Bazı dalların yaşamasına müsaade ediyoruz. Onlar daha sonra zeytin verecekler. Bunu da keseceğiz. Evet. Bu zeytinden sonra bu kalın uca giden dalları da keseceğiz zaten. Orada fazla yani arasından kuş uçması lazım. Yani ağacın. Öyle derler eskiler. Budama yaparken kuş buradan uçarak ağacın içinden geçebilmeli. Öyle mi diyorlar? Öyle diyorlar. Doğru da aslında. Mantıklı. kuşun da yaşamı düşünülmüş orada. Yani kuş da faydalı bir canlı olduğuna göre yani gübresiyle o tohumu alıp başka yere ekmesiyle. Hı hı. Çok eski bir bilgi. Tabii araştırmak lazım. Neden kuşdan değerlendiriliyor? Kuş ağacın arasından rahat uçabilmeli. Şöyle arada bir alayım getireyim gene. Evet buradan da çam ormanlarına giriyoruz. İşte biberiyelerimiz. Bak hepsi doğal yatışıyor. Oh bunu bazen ben zeytin hamur yaparken içine atıyorum. Çok güzel bir aroma veriyor. Böyle birdenbire bir küçük dağın üstüne çıktık. Karşıda da zeytin topluyorlar. Evet. Orada zeytin topluyorlar. Zamanı. Artık zeytin zamanı. Bu sene zeytinimiz az. Normalde bu sene bereketli dediler. Bereketli. Yani yine döküldü baya dibine bak gayet güzel oldu. Yani seyrek olduğu zaman daha kaliteli yağ çıkıyor aslında. Daha temiz yağ oluyor. Tanesi mi az? Tanesi az ama verimi yüksektir. Lezzeti güzeldir. Yani yağ yediğine değer. Taneler yağmur yağmadığı için. Evet. Bunlar tabii küçük kalmış. Şöyle evet, gösterelim. Bunlar daha fazla büyümez ama en azından soğuk yediği için yağı ayrışır.
en azından yağ lezzeti oluşur. Ama güzel yağ çıkar. Bu sene yağ fiyatları pahalı olabilir. Çünkü üretim maliyeti, toplama maliyeti çok yüksek bu sene. Yani 1 kilo zeytin toplamak bayağı bir 15 liraya 20 lira mal oluyor. Öyle mi? Tabii canım. Oo, çok yüksekmiş. Çok yüksek. Desene bu sene zeytinyağı yiyemeyeceğiz Erdal abi. Ben veririm size ya. sen siz çalışıyor musun? Normalde bu sırıkla çırpmaya baya şey yapıyorlar böyle, eleştiriyorlar abi. Eleştiriyorlar ama ağacın içinden dışarı doğru silkilmesi gerekiyor. O zaman daha en az hasarla silkim yapmış oluyorsun. Ama zarar veriyor değil mi bu çırpma olayı? Ya yok, o kadar da değil ya. Her şeyi zarar olarak görmemek lazım. Ağacı budarken de daha çok zarar veriyoruz. Kesiyoruz ya. Eğer zarar açısından bakarsak, bunu çeşitlendirirsek işin içine çıkamayız. Dikine vurursan, ya şu şekilde, bak motorla çalışıyorlar ya, onlar daha çok zarar veriyor biliyor musun? Çünkü ağacın dalını taktığı yere, burayı kabuğunu koparıyor, eziyor. Çünkü orada kaç beygir güç uyguluyor makine. Eğer makineyi doğru kullanamıyorsan, doğru iş yapmamış oluyorsun. Zaten burada makine kullananlar eğitimli insanlar değil ki. Yani teknik bir bilgiye sahip değiller. Sadece başındaki zeytini yere düşürmek için makine kullanıyor. Hani ağacın zarar görmüş görmemiş ona bakmıyorlar. Bir de bizim ağaçlarımız makineye uygun değil. Yani makineye uygun değil. Gemlik tipi değil bunlar. Gemlik ağaç olsa... Gemlik tipi olanlar mı makineyle? Tabii tabii. Onlar daha esnek ve yere yakın dalları. Bunlar delice'den aşılandığı için daha sert dokulu ağaçlar. Kırılganlık özelliği yüksek. Altına öncelikle file seriliyor. Daha sonra çırpma işlemi yapılıyor. Taneleri bayağı büyük. Mardin zeytinlerine benziyor. Mardin değeri. Yaptım da bunu da yapalım. Zeytinlerimizi silkiyoruz. Branda üzerine ya da artık tarla temiz otların üzerine. Oradan toplayıp geldiğimiz zeytinleri bu değirmende öğütüyoruz. Temiz bu makinenin ismi neydi? Bu taş değirmen. Zeytin sıkmak için, taş kırma. Yani zeytin yağı için üretilmiş. Eski zamanlarda zaten bunlar vardı. Yani ben bunu daha küçülttüm. Daha bir kişinin kolaylıkla kullanabileceği hale getirdim. Bu yeni faydalı icatlara giriyor bu yaptığımız işler benim. Kendi yaptığım soğuk pres. Soğuk sıkım zeytinyağı presi. İşte böyle bu manuel olarak basıyoruz. Yani istediğimiz yani yağı çok sıkıştırmadan zeytini. Böyle yavaş yavaş kendi halinde süzülmesini sağlıyoruz. Yani ekolojik bir makine, çevreci bir makine.
Böyle damlıyor yavaş yavaş. İşte yağımız böyle. Yani filtre falan edilmiyor. Filtresiz. Tamamen doğal. Çok güzelmiş. Her evet abi. Yani presten çıktığı gibi. Hemen soframızı alabiliyoruz. Yani herhangi bir separatör, dekantör yani mekanik işlemden geçmiyor. Tamamen sızma. Bunlardan çıkan yağ, mesela fabrikalarda çıkan yağlardan farkını biraz anlatabilir misin? Şimdi işlem görmüyor. Isır işlem görmüyor. Su kullanmıyoruz. Sıcak su, soğuk su kullanmıyoruz. Aşırı bir basınç görmüyor. Kendi tamamen doğal sızması sağlıyoruz. Önce zaten makinede sızma dediğimiz yağ bu makineden oluyor. Mesela bu makine önce hamuru kırıyor. Bir müddet hamur içindeki yağı buradan oruktan akacak. Ondan sonra buradan birinci yağımızı aldıktan sonra hamurun içinde yağ kalmıyor. Kara suyundan bir miktar daha yağ kalıyor içinde. %60 oranında hamurun içinde bırakıyoruz şeyi. Ondan sonra o %60 olan hamuru bu prese torbaların arasına doldurup burada manuel olarak sıkıyoruz. El basıncıyla, insan gücüyle gayet de rahat. Ondan sonra böyle o kara suyla beraber damla damla akıyor. Şu anda kara suyla beraber yağ geliyor. Ama zeytinyağı biliyorsun üste çıkıyor. Kendi ağırlığıyla, hafifliğiyle. Direkt sofraya sunulmaya hazır bu. Evet. Yalnız bu yağı buzdolabında saklamamız gerekiyor. İçinde bunun bir sürü faydalı mineraller var. Biz bunları separatörle almıyoruz. Yani ısır işlem görmediği için uçucu yağlar bunun içinde kalıyor. Yani ısıdan dolayı uçucu yağlar vardır. Mesela faydalı işte polifenol ya da başka bir sürü teknik isimler var da onları bilemiyorum. Yani o beni aşan bir konu. Ama beni ilgilendiren doğal, natürel, geleneksel, eskiye dayalı bir sistem. Yani bunun savunucusuyum, evet. Bunu savunuyorum. Çünkü evet. Kendim böyle yetiştiğim için, bu damak tadına alışkın olduğum için bu sistemi savunuyorum ve tanıtmaya çalışıyorum kendi çapımda. Bu damak tadını seven bir sürü insan da var. Onlara da buradan bir kolaylık sağlamış oluyoruz. Bu aletleri yapmak ne kadar süreni aldı mesela? Vallahi şimdi bu makineler bir yılımı aldı. Yani iki tanesini yapmak. Çünkü başka işlerim de var. Çünkü biliyorsun köy hayatı öyle belli mesai saati olmayan bir hayat. Evet. Yani mesai saatimiz yok. Yani saatle zamanla hiçbir işimiz yok. Evet. Sabahleyin gözünü açtığın zaman ne yapacağım diye plan yapman gerekmiyor. O planlar seni alıp götürüyor bir yerlere. O planlanmış hayatın içinde. Ben yerim almaya çalışıyorum. Şimdi son sözü sana bırakmak istiyorum abi. Bu hayat güzel bir hayat. Tavsiye ederim. Çekinmeyin bu hayatı yaşamaktan. Sorunlarınızı, sevgilerinizi, her şeyi bir kenara bırakın. Bir gün kendiniz için yaşayın. Sadece kendiniz için yaşayın ve kendi gözünüzden hayata bakın. Çok eyvallah. Sağ ol. Herkese sevgiler, selamlar. Çok yakında bir kısa bir belgeselimiz gelecek. Erdal abinin tamam. Bir günlük hayatını konu alan güzel bir belgesel çekmeye çalışacağız. Hem de orada yağın yani sızma zeytinyağının hikayesini anlamış olacaksınız. Hı-hı. Daha detaylı bir şekilde. Daha detaylı. Bugünlük videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.